ön taraflara geçmeliyim. Bu kadar insan içerisinde vücuduma darbe yemeden sudan çıkabilmenin bir imkanı var mı? Yok sanırım. O yüzden bu sefer kesinlikle ön taraflara geçmeliyim. Orta mesafe triatlonun ilk aşaması olan yüzmede 1900 metre yüzeceğim. İki yanımdakinin sıkıştırması uğultusunda ne kadar sessiz olunmalı bilmiyorum. Derin bir nefes alıyor, gözlerimi kapatıyor ve yarışın başlamasını bekliyorum. Siren sesiyle beraber denize doğru koşuyorum. Ayağıma değen soğuk suyu hissediyorum. Sonrasını hatırlamıyorum bile. 9-10 yaşlarımda bütün arkadaşlarım sokakta oynarken hiç istemeyerek gittiğim yüzme antrenmanlarını hatırlıyorum. Babam bizi sabahın erken saatlerinde kar yağmur demeden yüzme antrenmanına getirip götürüyordu. Biz o zamanlar çocuğuz tabii. Diğer çocuklar gibi sokakta oyun oynamak istiyoruz. Arada bazen yüzme antrenmanını kaytarıp anneanneme gidip bütün gün atari oynuyorduk. Sonra mayoları ıslatıp eve geri geliyorduk. Ama babam bizi o kadar çaktırmadan motive etti ki bu kaçışlardan vicdan azabı duymaya başlamıştım. Sonra 11 yaşımda kendisi de triatlet olan Okan Ulaş'la tanıştım. Sabahın 6'sında başlayan antrenmanlar, oradan okula yetişme çabası, oradan tekrar antrenmana gitme çabaları. Şu an nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Startın ilk 5-10 dakikasında sadece darbe yemeden ilerlemeye çalışıyorum. Kollarım ve bacaklarım benden bağımsız hareket ediyor. Enerjimi doğru kullanmaya çalışıyorum ki sonra 90 km bisiklet ve 21 km koşuya güç bulabileyim. Yani düşünsenize bütün mesafeleri topladığınızda yaklaşık 113 km diyor. Yani Taksim'den çıksanız İzmit'te Kartepe'ye varmış oluyorsunuz. Kafamı kaldırıp arada bir dışarı bakıyorum. Çünkü suyun içerisinde duvalar var. Onlar da bizim yönümüzü bulmamızı sağlıyor. Zaman ilerledikçe kalabalık azalmaya, herkes kendi temposunda yüzmeye başlıyor. Benim de kollarım, bacaklarım daha da özgürleşiyor. Ben de kendime uygun bir tempoda yüzmeye başlıyorum. Belki hatırlarsınız, 10-15 sene önce az sayıda Anadolu Lisesi vardı. Her anne babanın arzusu çocuğunun iyi bir okul kazanmasıydı. Okulla antrenman arasında koşturmamı gören annemin arkadaşlarının ilk söylediği şu oluyordu. İlknur, kızım bu kadar antrenman yaparsa hayatta Anadolu Lisesi'ni kazanamaz. Kazanamaz. Evet, kazanmanın önemli olduğu yıllardı. Yani başarınızın girdiğiniz okullarla, yaptığınız testlerle belirlendiği ve bir okul kazanamazsınız, konu komşuya ne diyeceğinizi bilemediğiniz yıllar. Bu durum annemin babamın çok umrunda mıydı bilmiyorum. Aslına bakarsanız hala da bilmiyorum. Edindiğiniz ünvanların, almış olduğunuz otomobilin, hatta almış olduğunuz ikinci otomobilin konu komşunun ne dediğinin çok bir önemi yoktu annem için. Babamın söylediği tek şey vardı. Kızım, gün 24 saat, istersen başarırsın. 1900 metrenin sonlarına doğru artık tüm algılarım değişiyor. Kafamı son defa çıkışı bulmak için kaldırıyorum. Sudan geç mi çıktım, erken mi çıktım bilmiyorum. Ve moralim bozulmasın diye zamanın onayını almak için saatime bakmıyorum. Bisikletimin olduğu değişim alanına doğru koşarken bir yandan bonemi, gözlüğümü çıkartıyorum, bir yandan da V-Suite'imin fermuarını çekiştiriyorum. Bisikletim yanına geldiğimde V-Suite'imin yarısını çıkartmıştım bile. Kaskımı takıyorum, gözlüğümü takıyorum, bisikletimi kaptığım gibi koşmaya başlıyorum. Çıplak ayaklarım asfaltta acımaya başladığında bisiklete biniş çizgisine gelmiş oluyorum bile. Sonra bisiklet üzerindeyim. Bisiklet ayakkabılarımı ise zaman kaybetmemek için bisikletin üzerinde giyiyorum. Artık 90 km sürecek olan bisiklet etabına hazırım. Komşuların düşüncesinin aksine İzmir'in en iyi Anadolu Lisesi olan İzmir Atatürk Lisesi'ni kazanmamdan sonra bu sefer konuşmaların kızım İpek çok bu kadar antrenman yapıyor. Bu kadar antrenman yaparsa üniversiteyi hayatta kazanamaza dönmesi bir tesadüf değil tabii ki. Aslında sınıf içerisinde yapılan konuşmalar zaman zaman da aklıma gelmiyor değil. İki kız arkadaşım vardı, şu şekilde konuşuyordu bir seferinde. Ben
dün 340 soru çözdüm. Ben 280 soru çözdüm. Ama ben dün duş aldım. Duş almayı zaman kaybı olarak gördüklerinde ben Macaristan'da yapılacak olan ilk milli takım yarışmaya hazırlanıyordum. İlk defa yurt dışına çıkacaktım. Eurosport canlı yayınlanıyor. 17 yaşımda milli triatlet olmuştum. Yani inanın okulda yürüyüşüm, hani havamdan yürüyüşüm değişmişti. O kadar böyle bir özgüvenim vardı ki Macaristan'daki yarışa gittiğimde rakiplerime böyle pis pis süzüyordum. Diyordum ki ben bunu geçerim. Bu patates, bunu da geçerim. Yani bunu geçemezsem olmadı döverim. Ama yarış hiç sandığım gibi olmadı. Yarışta sonuncu olmuştum. Öyle böyle fark yemedim. Yani yarışı bitirdiğimde birinci olan muhtemelen giyinip memleketine uçmuştu bile. Çok ciddiyim. İzmir'e döndüm ertesi gün. Babam gene bekliyor. Yanımda da antrenman çantam. Baba sonuncu oldum. Hani koşmayı bırak resmen yürüdüm. Dedi ki bana, kızım yarıştan keyif aldın mı? Aldım. Spor hayatında olsun yeter diye her zaman motive etti beni. Bisiklete bindiğim anda bambaşka bir formda artık vücudum. Aerobar üzerine kulaç atmaktan yorulmuş kollarımı abanmamaya çalışarak 90 kilometreyi bitirmek için konsantre oluyorum. Yarışta öndeki grubu gördüğümde ilk reaksiyonum pedallara asılmak oluyor. Ama şu meşhur duvarı görmek talihsizliğini yaşamamak için nabzımı saatten kontrol ediyorum ve antrenmanlarda alışık olduğum nabız aralığında gitmeye çalışıyorum. Rakiplerimi ne zaman geçerim, nasıl geçerim düşünmüyorum. Zincir sesi dışında başka bir şey duyuyor muyum diye dinlerken öndeki grubu yakalamış buluyorum kendimi ve nabzım düşmeye başlıyor. Her şey rüzgarla yüzümü serinleten o dağ yolunda o kadar ahenkte akıyor ki bu sefer görmemem gereken bir şey var mı diye bakmaya başlıyorum. Vücudum bir yandan sürekli pedal çevirirken zihnim ise orada olmaması gerekenleri tarıyor. Lisede sınıfın el tembeli olarak Ege Üniversitesi Matematik bölümünü kazanmış olmam, çevremdeki mahalle baskısını hafifletse de her kaybedişimde babamın beni tekrar sahaya itmesiyle kazandığım kendime güvenimi hafifletmemişti. Matematik mi okumak istiyorum? Tamam, o zaman 4 senede bitirilecek. Matematik öğretmeni mi olmak istiyorum? Tamam, pedagojik formasyon alınacak. Madem matematik öğretmeni olmak istiyorum, neden matematiği İngilizce anlatmıyorum? O da tamam. Bunun için ne yapmam lazım? En azından 1 sene yurt dışında dil eğitimi almalıyım. Kışın matematikten özel ders veriyor, yazın yüzme antrenörlüğü yapıyor ve Avustralya'da 1 senelik dil eğitimi için okula yazılıyorum. Orada da günlük ihtiyaçlarımı karşılamak için İtalyan restoranında garsonluk yapıyorum. Bisikletin son kilometrelerini tüm avantajıyla kullanmak için ciğerlerim son bir derin nefes alıp her şeyi hızlandırmaya çalışıyor. Değişim alanına girerken bisikletten inip koşmaya başladığım ilk an o kadar canım acıyor ki ilk birkaç adım sendeliyorum. Ama sonra toparlıyorum. Bisikleti bırakıp değişim alanına girdiğim zaman sağda solda benden önce gelmiş fakat koşuya başlamamış olanları görüyorum. Bir de yarışta bisikletten düşüp medikalde pansuman olanları. Acaba kötü mü düşmüşler diye düşünürken omzuma hafifçe çarparak geçen bir rakibin darbesiyle kendime geliyorum. Kaskımı zaten çıkartmıştım. Bisikletimi bırakıyorum ve artık 21 kilometre sürecek olan koşu etabına hazırım. Bisikletten inen bacakların koşmak istememesiyle çarpışan koş dürtüsü hep can acıtır zaten. Bacaklarımı yavaş yavaş koşuya alıştırıyorum. En azından ilk kilometrede sakinliğimi koruyorum. Koşmaya başlayınca kalabalığı görüyorum. Bayılıyorum tezahürat yapanlara. Tempomu onların tezahüratlarıyla arttırmaya başlıyorum. Bacakların yolun akışını ve kendi ritmini bulduktan sonra sanki yere değmiyormuşçasına koşmaya başlıyorum. Koşunun son kilometrelerine doğru kalabalık tekrar artmaya başlıyor. Sanki 5 saattir yarışıp yorulan ben değilmişim gibi tempomu tekrar arttırmaya başlıyorum. Artık tek istediğim bitiş çizgisini görmek. Ve bitiş çizgisini birincilikle sonlandırıyorum.
kazandığımız kazandığımız her şey için başka bir alanda kayıp mı vermemiz gerekiyor bilmiyorum. Ben her kaybedişimin kazandırdığı zaferle bugüne gelebildim. Tamam, belki dünya için önemli bir icat yapmadım ya da çaresi olmayan bir hastalığa çözüm bulmadım. Fakat matematik öğretmeniyim ve aynı zamanda sporcuyum. Çevremde ne kadar iyi bir öğretmen olduğumu söyleyen öğrencilerim olduğu gibi ne kadar iyi bir sporcu olduğumu düşünen gençler de var. Bir insan niye bir tek bir işe, tek bir mesleğe sahip olsun ki? Babamın da söylediği gibi, gün 24 saat, isterseniz yaparsınız, ben de yaptım. Ben İpek Onaran, matematik öğretmeniyim ve sporcuyum. Teşekkürler.